Tayfun abi gelmiş. Tayfun abi. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Zeynep nasılsın? Demet nasıl? Aynı. Bir değişiklik yok. Bizim İbrahim abi var işte o. Bizim eski bir arkadaş. Yani elinden geleni yapıyor bakalım. Ben de şey için geldim. Yani buradan geçiyordum. Hem seni göreyim hem de Zeynep bak yapabileceğim bir şey olursa çekinmeden arayabilirsin. Teşekkür ederim. Ben derse geç kalıyorum gideyim. Konuşuruz. İyi dersler. Ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum aslında. Çok üzüldüm. Gelemedim de bir şey de yapamadım. Hepimiz çok üzüldük. Şaşkınız senin gibi biz de. Zeynep telefonda söyleyince şok oldum. Ama mümkün değil. O nasıl? Böyle bir durumda nasıl olursa öyle. Zeynep. Bir konuşabilir miyiz? Ya. Bak, çok üzgünüm. Yani herhangi bir şey yapabilirsem elimden ne yapabilirsem yapmak isterim. Neden bahsediyorsun sen? Ya annenden. Sen nereden biliyorsun? Barış mı söyledi? Yok. Tabii canım. Sevgilin var senin. Eminim o yetiştirmiştir. Hayır ne alaka şimdi? Sana ne? Sana ne? Benim annemden sana ne? Yardım mı edeceksin bana? Ya evet yani elimden bir şey yani herhangi bir şey yapabilirsem. Ya. Nasıl yardım edeceksin? Babamı bulduğun gibi mi? Ha? Kerem ben buraya geldiğimden beri başıma gelmeyen kalmadı. Hepsinin altından sen çıkıyorsun. Ama bak ben yani gel. O adam kim biliyor musun? Ölen adam. Annenin çalışanı. Bak yine sen çıktın karşıma. Bak yine Sayarlar çıktı karşıma. Al sana yeni bir oyun işte. Git kankalarına anlat her şeyi. Zeynep'in annesine hapse atmışlardı. Nasıl Yağmur'u acımadın, nasıl Yağmur'u bütün okula rezil ettin. Hadi beni de rezil et. Ya bak öyle bir şey yapmak istemiyorum ki. Yo hayır ben izin veriyorum lütfen. Topla herkese anlat. Saçmalama tamam mı? Saçmalama. Ben bir tek sana üzüldüğümü söylemek istiyorum ve yani herhangi bir şey yapabilirsem yapmak istiyorum. Hiç eksik olma. Senin üzüntün olmadan da ben hayatıma devam edebilirim. Kerem sen bu hikayenin kötü çocuğusun. Senden daha fazlasını beklemek saçmalık olur zaten. Sen beni boşver de. Yağmur aran nasıl? İyiyiz iyiyiz. Bayağı iyiyiz hatta ya. Toparladın yani ne yaptın? Abi işte çıktım karşısına. Arkadaş ben seni seviyorum dedim. Arkadaş mı dedin cidden? Ha yok öyle demedim. Yani hayatım biter. Ya neyse abi bir şeyler dedim işte ya. Sevindim. Aranızın bozulmaması gerçekten çok güzel. De işte bu Hafize teyzenin durumunun ortaya çıkması. Üstüne bir de tabii senin yaralanman. Kızı bayağı bir zorladı ama. Neyse ya kapatalım bu konuları artık. Aynen daha iyiyiz zaten şimdi. Hadi gel bir şeyler içelim. Tamam. Canım ben çay alacağım. Bir şey ister misin? Annenle görüşme nasıl geçti? Nasıl geçebilir sence? Küçücük bir odaya tıktılar bizi. Bir sürü adam vardı başımızda. Nasıl geçebilir yani? Haklısın. Ben aslında Melis'e kızdım. Gitmiş Kerem'e yetiştirmiş hemen. Ya benim bildiğim aslında... Ben dedim ki kimseye söyleme lütfen dedim. Ama yok illa gidip söyleyeceksin değil mi? Ne diyorsun sen be? Zeynep. Yine ne derdi var bu kızın seninle ya? Yok bir şey boş ver. Zeynep bir saniye ne? Bekler misin dedim. Şurada konuşabilir miyiz?
Melis söylemedi Kerem'e. Kerem annesinden duymuş. Ondan haber gitmiş yani. Neyse ne ya? Ya hem sen Kerem duydu diye niye bu kadar sinir oldun? Çünkü kimsenin öğrenmesini istemiyorum. Çünkü bu çok özel bir şey, tamam mı? Benim annem katil değil. Benim annem kimseyi incitmedi. Ya, tamam işte. Ne tamam? Ya, sen annenden utanıyor musun? Hayır tabii ki utanmıyorum. Annem kötü bir şey yapmadı. Aynı şey. Yani Yağmur'un annesi de yapmadı Hafize teyze. Onun da yanında durdun. Arkasında durdun. Çalıştın, çabaladın onun içinde. Hiç de aynı şey değil. Şimdi herkes benim annemin arkasından konuşacak. Ona katil diyecekler. Bak Zeynep. Kimse öyle bir şey demeyecek. Sen de sakın söyleme bir daha. Öyle ama. Herkes öyle düşünecek. Herkes ona katil diyecek, biliyorum. Zeynep. Kimse öyle söylemeyecek. Kimse düşünemeyecek, tamam mı? Sana söz veriyorum. Topla kendini. Hayır, gelmiş bir de salak salak konuşuyor. Beni dinlemiyor bile. Ben mi söyledim Allah aşkına? Söyler misin Kerem? Ben mi söyledim sana? Tamam. Delirme bu kadar. Ya nasıl delirmeyeyim Kerem? Söyler misin? Ya bak sonuçta Yağmur'a olanlardan sonra benim de ona bir şey yapacağımı düşünmüştür. O kadar düşünebiliyor yani. Kafası çalışıyor öyle mi? Melis. Tamam canım. Yani ben... Sen beni anladın aslında. Ben kötü bir şey söylemek istemedim yani. O kadar carlamasına gerek yoktu sonuçta. Kardeşim. Ben senden bir şey isteyeceğim. Bir iyilik yani. Senin mekana gidebilir miyiz Zeynep'le? Morali biraz bozuk ya. Tamam. Bu aralarda herkes çok düşünüyor zaten. Ne demek şimdi o Melis? Ya sen kafayı takma ona. Sen rahatına bak. Güzel. Ya şimdi biz gideceğiz de oraya. İkimiz şimdi başımıza oturacağız, susacağız yani. Siz de gelseniz diyorum. Konuşuruz, sohbet ederiz falan. Ya Barış, vallahi hiç havamda değil. Aynen ben de. Ya bakın, ben de mutluluktan ölmüyorum zaten. Ama Zeynep'in düzelmesi lazım. Bir şeyler yapmak istiyorum. Barış, Cihan Hoca seni çağırıyor, hemen odama gelsin dedi. Tamam. Ben bir Cihan Hoca'ya gideyim. Siz de bir düşünün, tamam? Görüşürüz. Ya bu çocuğu da hiç anlamıyorum ben. Israr edip duruyor. Ya bir kere hayır dedik mi dedik. Daha ne uzatıyorsun ki? Doğru. Niye hala uzatıyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.